Bu çeşme kurumuş akmıyor artık. Suyundan halkımız içmiyor artık. Bu çeşmenin doğallığını bozan, akmamasını sağlayan, suyunu çeken bir fabrika mı yoksa yetkililer mi? Ne dersiniz? Kimler hangi gerekçeyle, hangi menfaatlerini düşünerek bu çeşmenin doğallığını bozdu? Hangi fabrika ya da kimler her işte olduğu gibi suyu da doğal akışına bırakmamış? Merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin, beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun. Türkmen Dağı'nda Türkmen Su Fabrikası'nın bulunduğu yerde bir zamanlar güldür güldür akan çeşme artık akmıyor. O bölgede bulunan halk artık bu çeşmeden şifa bulmuyor. Faydalanamıyor artık. Bu çeşmenin suyunu içmiyor, içemiyor. Neden biliyor musunuz? Biz de bilmiyoruz. Bu çeşmenin kesilme sebebinin ne olduğunu öğrenmek adına yerinde görüp incelemelerde bulunduk. Kütahya Çeşme Pınarları Türbe Mezarları Koruma ve Yaşatma Dernek Başkanı Hasan Ünal ile yerinde gidip görülerek çeşmenin akıbeti hakkında bilgiler aldık. Başkan Hasan Ünal, bu çeşmenin senelerdir bölge halkına hizmet etmekte olduğunu ama nedeni bilinmeyen sebeplerden çeşmenin suyunun kesildiğini, akmadığını, çeşmenin suyunun akmamasının idari bir karar olduğunu mu, bu kararın alınmasına nelerin sebep olduğunu bilmediklerini ifade etti. Kütahya Çeşme Pınarları Türbe Mezarları Koruma ve Yaşatma Dernek Başkanı Hasan Ünal, Türkmen Suyu Fabrikası'nı yakınında olan bu çeşmenin suyunun kesilmesinde fabrikanın ilgisi olup olmadığını bilmediklerini ama merak ettiklerini ifade etti. Doğal kaynak suları Allah'ın bize verdiği bir lütuf olarak değerlendirildiğinde herkese yeteceğini, kimler tarafından, kimin menfaatleri için bu suyuların doğal yollardan akmasına engel olunduğunu, doğasına ve akışına bıraktıklarında herkese yeteceğini düşündüklerini belirten Başkan Ünal ifadelerinde ayrıca şu açıklamalara yer verdi. Türkmen suyu İnniye fabrikadan akan çeşme bu senelerden beri köye verilen suydu. Şehirden geliyorlar, çevre köylerden geliyor, sürekli bu su dolduruluyordu. Ama fabrika veya köy tarafından nedense suyu kapatıldı, şu an akmıyor. Ben de Çeşme Pınarlar Türbe Mezarları Koruma Derneği olaraktan suyun akıtılmasını istiyorum. Vatandaşlar mağdur ediliyor. Derneğimize bir sürü müracaatlar var. Çeşmenin açılması ve suyun akıtılması için ilgililerin gerekli işlemi yapılarak çeşmenin suyunun akıtılmasını talep ediyoruz. Sayın Valimizden, Belediye Başkanımızdan talep ediyoruz. Suyun kesilmesi idari bir karar değil mi? Vallahi kimi diyor jandarma kapattı, kimi diyor fabrika keyfi kapattı. Fabrikaya su yetmiyor diyor, onu tam bilemiyoruz. Yetkililere müracaat ediyoruz, hiç net bir cevap alamadık. Suyun açılması, kullanıma verilmesini talep ediyoruz.